Oynar budur geliyor ha. Sizinki geliyor, bir arkada da bizimkiler geliyor. Dır. Kalkıyoruz. Akşam 9'a kadar uğraşıyoruz. Hayvancıkla, peynirle, sağımla. Çalışıyoruz. Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Yani boşuna çalışıyoruz. Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Onun için hayvancılığı bırakmayı düşünüyoruz. Geçinemiyoruz. Borcun altına girdik. Arpa pahalı, saman pahalı. Peynirimiz para etmiyor, yağımız para etmiyor. Hayvanımız para etmiyor. Çık, Aslı çık. Acıktın mı? Yağmur yağdığı zaman bir çadırın altında yaşamak çok zor. Ya da yağmur yağdığı zaman ekmek pişirmek yağmurun altında çok zor. Davar sağmak çok zor. Ben bu yaşıma kadar çadırla, hayvanla uğraştığım için çok zor geliyor bana artık. Bir de karşılığını alamadığımız için daha çok zor geliyor. Karşılığımızı alsak zoruma gitmez o kadar. Maliyet yüksek, işçilik bağlı, sattığı mal ucuz olduğunu mecbur. Şimdi koyunculuğu mesela bu seneye göre maliyetlerin yüksek olması, çoğu da bu işi bırakır yani. Sendeki bırakır diyelim mi? Keser, koyun kesme gider, şey eder, azalır. Sonra da acısını hepsi beraber çeker. Benim devletten istediğim gibi bir de yetkililerin gelip dağlarımızı görmesi lazım. Daha iyi koyunculuğu yapabilmemiz için yola ihtiyaç muhakkak var yani. Eskiden yoktu, bakma şimdi gerek görüldü. Peynir çok ucuz. 100 lira bir bardak çay, 100 lira biz peynir vermişiz. Buna bir çare bulunmak şarttır. Çiftçiye önem verilmesi lazım. Yoksa başka her tür herkes de bırakır. Bak şimdi inekçiler yok burada. Herkes ineğini sattı yani. Burada eskiden inekçiler vardı. Her taraf inek doluydu. Şimdi inek yok yani. Adam masrafını karşılayamıyor yani. İki tane çocuğum var. Çocuklarıma diyorum yapmayın bu işi. Yani terk edin köyü. Çok zor. Benim oğlum öğretmen atanmayı bekliyor. Kızım da daha üniversitede. Bu yaşına kadar hep yayladalardı. Küçükken yaylada büyüttüm çocuklarımı. Çamurun içinde, yağmurun içinde. Çok zorluklarla büyüttüm. Çok zorluklarla çektiler çocuklarım.
kimse içimdeki sızıyı bilmez. Kardeşe bacıya el edemedim. Kaderim baktıma darıldı gülmez. Eleye kadere el edemedim. Kaderim baktıma darıldı gülmez. Eleye kadere el edemedim. Eskiden bizim köylüler burada yaylacılık yaparlardı. 50 hane, 60 hane yaylacılar vardı. Ama şu anda biz kaldık 3 kişi. Koca bir köyde 3 tane hayvancılık yapan adam var. İşte sabahleyin koyunlar gelir sağıma. 2 saat sağımı sürer. 2 saatten sonra saat 3 gibi tekrar yaylıma gider. Yaylımdan döner. Akşam 5.30-6 gibi tekrar sağıma gelir. Sağılır. Tekrar 9-10 gibi yaylıma gider gece. Gece yayarız. Sabaha kadar o koyun yayılır, otlar. Diğer gün öğlen tekrar sağıma gelir. Günümüz böyle geçiyor. Buradan atla gidip geliyoruz. Eşyamızı atla götürüyoruz. En çok lazım olan eşyayı getirebiliyoruz. Başka bir şeyleri getiremiyoruz. Yol uzun olduğu için. En çok odun modun getiriyoruz. Yiyecek fazla getiremiyoruz. Bir ay burada kalıyoruz. Bir ay öbür yerde. Bir ay öbür yaylada. 3 yayla geziyoruz. Göçebe hayat atlanın üstünde. Her gün Rıfkı ile Kadife de bakıyor. Bunlar işte bu biri Rıfkı kara kara düşünüyor ama. Kadife bu yanı bakıyor. Kadife de bu yanı herhalde dargınla beraber küsler. He diyor gel ben de çek diyor. Biz bir çekmiş. Bunları barıştırmak lazım. Şşş. Yok be ya. Hayvancılığın en zor noktası hayvan sağımıdır. Hadi anla git. Sağımın sonuna geldik. 2 saatlik sağımdan sonra sağım bitti. Şimdi sütlerimizi alıp götür, sütlerimizi süzeceğiz. Al. Verin bakalım. Ayarım, eleyi de alalım. Bizim atalarımız, dedelerimiz Dersim'den göç edip buraya geliyorlar. İlk yerleşim yeri burası dedelerimizin. Burada bildiğim kadarıyla 50-55 hane ev varmış burada. Halin yani buralar özel mülkiyet. Kendi şahısların yeri. Burada eski evler vardı. Ben yetiştim. Bazı evler ayakta duruyordu. Daha sonra tadilat görmeyince, uğraşan da olmayınca evler de yıkıldı. Burası kaldı böyle sahipsiz. Biz anamızdan doğduklu olmayan bu hayvancılığın içindeyiz. Sürekli yapıyoruz ama bugünkü nesil gençlik bu işten zevk almıyor. Niye zevk almıyor? Hayvancılık, hayvan para etmiyor. Hayvancılık güzel meslek. Yani ben yaşadığım sürece bu işi yaparım. Yapmak da isterim. Ama gel gör ki şartlar ağır. Çoban paraları fazla. Çoban bulamıyoruz. Hayvan
ot atmak için. Yerli çoban kalmadı. Afganlar var. Afganlar da bu işi bilen var, bilmeyen var. Yaylada şimdi yol olmadığı için barınma güçlük çekiyor. Niye güçlük barınma güçlüğü çekiyoruz? Burada yol yok. Çadırı getiriyoruz. Çadırlarla idare etmeye çalışıyoruz. Bu çadırlar da öyle zaman oluyor. Rüzgarda devriliyor, yıkılıyor. Aşırı rüzgar olduğu zaman mesela bugün rüzgar var. Belki biraz daha süratli, şiddetli etse bu çadırlar devrilecek veya yırtılacak. Damlıyor çadırlar yağmurda. İyi bez kullanmadıkları zaman. Burada bir banyo olması lazım, tuvalet olması lazım yaylalarda. Yani şu olsa, yol olsa belki de burada izin verseler burada bir ev yapabilirsin. Bu evde rahat rahat, daha rahat barınırsın, daha rahat yaylacılık yaparsın. Tabii ki yolu isteriz, yol olsun. Yani bu hayvancılık yönünden yaylacılığın rahat yapılması için, hayvansal gıdaların, ürünlerin rahat taşınması için bunlar yol güzel. Ama yolu da eğer insanlar, vatandaşlarımız gelip de merayı, doğayı düzenli kullanmazlarsa yol da iyi değil. Yayla, öyle yerler var, yaylaya bir vatandaş geliyor, yaylada geziyor, doğayı kirletiyor, doğaya zarar veriyor. Şimdi yaylalarda Munzur Dağları'nın bölgesinde Munzur Dağı'ya has, özgü sarımsağı var. Türkiye'nin hiçbir tarafında olduğunu sanmıyorum, tek diş sarımsak. Bir Munzur Dağı'nda vardı. Bu Munzur Dağı'na özgüdür. Bunun da vatandaşlar gelip bilinçli yapmazlarsa, toplamazlarsa bunun da sonunda buna zarar verecekler. Bitkinin de azalmasına sebep olacaklar. Olmayacak. Bunun ne zaman hasadı olur? Öyle vatandaş var, Mayıs'ta gelip sarımsak topluyor. Bu Mayıs'ta toplanmaz. Bunun hasadı 9. ayda yapılır. 9. ayda sonra yapılır. 9. ayda yapılır ki tam olgunlaşsın. O gelen sonra bilinçli yapılmazsa onun yani tohumlarına zarar verirsin. Zarar verdiği zaman da bir dahaki yıl ürün olmaz. İsmim Muhammed. Gerçek ismim Samiullah Muhammed'i Afganistan'da. Biz de Afganistan'da malçılık yaptık. Baktık işsizlik şey etti. Baktık her şeyde sandı geldi. Kalktık geldik dedik kaç gün döleneğine. Geldik yer anda çalıştık birkaç sabah. Bir şeyler baktık oraya parası dayanı düştü. Daha yavaş yavaş dedik geçen Türkiye'de. Geçtik Türkiye'de. Allah razı olsun herkesten Türkiye'de büyüklerden, küçüklerden. Yine memnun muyuz Türkiye'den? Az mesela çalışalımız, amcanın yanında mesela 5 kuruş para. Bunu yanına alalımız, gönderelimiz ana babamıza. Ulan bizi de bekleyiş. Bir diğer konu var. Burada hayvanları tamam sağarsın, peynirini yaparsın. Peynirini yaptıktan sonra pazara götürüp veya işte bir esnafa, tüccara verdiğin zaman onun belli bir fiyatı yok. Tüccar kendi fiyatını verirler. Bugün ben bu fiyatı peyniri 100 liradan alıyorum der. Bunun başka bir kuruluş, devletin bir desteği, bir kooperatifleşme olsa biz de ürünümüzü rahat rahat satacağız. Devlet eliyle veya bir kooperatif eliyle. O olmadığı için esnafa veriyoruz, tüccara. Tüccar da bu yıl fiyatları düşük tuttu 100 liradan. 100 liradan sattığımız ürün bugün çoban parasını karşılamıyor. Çoban maaşları bugün çok pahalı. 60 bin liradan başlıyor. Dertliyiz, zor durumdayız yani. Şimdi hayvanlar gecede, gündüzde yayılıyor. Yani günde iki sefer sağlıyor. Saat 9-10 gibi de tekrar yaylama gidiyor gece. Gece gündüz otluyor. Ne kadar daha buradasınız? Biz tahmini yani eğer bir aksilik olmazsa... Bir ay buradayız. Daha bir ay buradayız. Yol yok. Başta bir kere yaylanın yolu şart. Yayla olacak. İlkel şartlarda yaylacılık yapılmaz. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafına gittiği zaman hayvan yayla yolu olan yerler çok güzel. Yolda olduğumuz doğa bozuluyor. Harici insanlar çok geliyor. Yani sıkıntı oluyor. Yani insanlar bir işlenecek artık. Yani bir takım şeyleri sağa sola atma şeyini bırakacaklar. İşte adam gelip gezecek. Doğayı görecek. Havayı teneffüs edecek ama doğayı işte kötü kullanmak tabii maalesef bizlerde var. Teslimi get başlar, doğru seçilir.
Mahşeri alemde bir bir ölçülür. Şu yalan dünyadan bir gün göçülür. Eşime dostuma yola demedim. Şu yalan dünyadan bir gün göçülür. Eşime dostuma yola demedim. Turan'ın narından geldim giderim. İçimde korunan yanar tüterim. Zara düştüm gülbülden de beterim. Goncaya dikene güle demedim. Zara düştüm gülbülden de beterim. Goncaya dikene güle demedim.